Efendimiz aleyhissalatu vesselam zaman zaman ashab-ı güzin efendilerimizle beraber oturur, muhabbet eder, bazen şakalaşırmış. Bir gün Efendimiz aleyhissalatu vesselam biricik damadı Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz ile beraber muhabbet halindeler. Efendimiz aleyhissalatu vesselam, ya Ali, Allah'ı seviyor musun? Der. Hazreti Ali Efendimiz, tabii ki ya Resulallah der. Peki Allah'ın Resulünü, yani beni seviyor musun? Seviyorum ya Resulallah der. Peki eşini seviyor musun? Seviyorum ya Resulallah. Çocuklarını, Hasan ile Hüseyin'i seviyor musun? Seviyorum ya Resulallah der. Peygamber Efendimiz der ki, peki bu kadar sevgiyi bir kalpte nasıl barındırıyorsun? Hazreti Ali Efendimiz hiçbir şey söyleyemez. Ayakta öylecine kala kalır ve Resulullah'ın huzurundan çıkar. Eve gider. Hazreti Fatıma annemizin yanına. Fatıma annemiz bakar. Hazreti Ali mahzun, biraz da mahcup. Nedir ya Ali? Bir derdin mi var? Söyle merhem olayım der. Hazreti Ali Efendimiz, Efendimiz aleyhissalatu vesselamın ona yönelttiği soruları ifade eder. Fatıma annemiz cevap verir ve Hazreti Ali Efendimiz o cevapları aldığında hemen evden çıkar, Resulullah'ın huzuruna gelir. Ya Resulallah, hani siz bana biraz önce bir takım sualler sordunuz ya, o suallere şu anda cevap verebilir miyim der. Tabii ki der Efendimiz. Hazreti Ali Efendimiz başlar söylemeye. Ya Resulallah, Allah'ı ve Resulullah'ı sevmem aklımdandır, imanımdandır. Eşimi sevmem nefsimdendir. Hasan ile Hüseyin'i sevmem ise şefkatimdendir der. Ve Peygamber Efendimiz böyle tebessüm eder. Der ki, bu cevap da nübüvvet ağacının meyvesi kokar der. Yani bu cevabı Hazreti Fatıma annemiz vermiştir ve bunu da Peygamber Efendimiz hisseder. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Geceniz mübarek olsun. İnşallah bugün yazar Ahmet Bulut hocamla beraber İslam'da evliliği, aile müessesesini konuşacağız. Ama onun öncesinde her zaman olduğu gibi Hasan Akıntaş ve ekibinden şöyle güzel bir ilahi dinleyelim. Sonra muhabbetimize başlarım. Ne dersiniz?
Ben isterim Mevla'yı, nidem gayrı dünyayı, nidem gayrı dünyayı, bana Allah'ım gerek, bana sultanım gerek. Rabbimiz, bizi sana teslim olmuş kimseler kıl. Soyumuzdan da sana teslim olmuş bir ümmet kıl. Bize ibadet yerlerini ve ilkelerini göster. Tövbemizi kabul et. Çünkü sen tövbeleri çok kabul edensin. Çok merhametli olansın. Amin. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İnşallah girizgahta da ifade ettiğim üzere bugün evliliği konuşacağız. Kiminle? Ahmet Bulut hocamla beraber. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Fadi hocam. Nasılsınız? Binlerce hamdolsun. Ramazan'da olup da güzel olmamak mümkün mü? Hele bir de güzel dostlarla birlikte olunca. Eyvallah hocam. Nurun ala nur oluyor. Aynaya bizim. Bakmayın diyorum kaç kere hocam size ama. Estağfurullah. Estağfurullah. Allah razı olsun. Değerli dostlar. Hani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ya, nikah benim sünnetimdir. Kim benim sünnetimden, sünnetimi icra etmese benden değildir diyor. Ve dolayısıyla evleniniz diyor. Çoğalınız, çünkü ben kıyamette diğer ümmetlere karşı sizin çokluğunuzla iftar edeceğim diyor Peygamber Efendimiz. Ve evlenin, evlenmeye gücü yetmeyen de oruç tutsun diyor. Oruç da haramlara karşı bir kalkandır diyor Efendimiz. İşte bugün hani böyle bir derinlemesine şu hocam. Nasıl mutlu bir aile olabiliriz? Bazı çiftler var, aralarında böyle husumet var. Bazılarında aşk gerçekten çok güzel, kıvamı harikulade. Bazılarınki biraz daha az. İşte o az olanları biraz daha ziyadeleştirelim. Böyle araları gerçekten çok kötü olanlar var. Onlara da inşallah bu gecenin yüzüğüsü yorum metine. Belki de yarın gidecekler boşanma için mahkeme kapılarında olacaklar da vardır. Şu anda belki onlar da izliyordur. Evet. İnşallah onlara bir reçete olalım bu gece. Ne diyorsunuz? Hayırlı bir iş yapalım hocam. Rabbimizden niyazımız olsun ki dilimizin bağını çözsün. Sözümüzü anlaşılır kılsın. İnşallah. Ve dediğiniz gibi gerçekten bir yuvanın yıkılması hem eşler açısından büyük bir yıkım oluyor. Hem de çocuklar açısından, özellikle çocuğu olan aileler için. Okullara gidiyorum, konferanslara. İşte okul idarecilerinden ve öğretmen arkadaşlarından aldığım en büyük şikayet, dağılmış ailelerin çocuklarının okullarda oluşturduğu problemler. Dolayısıyla sadece karı koca ayrılmakla kalmıyor, bir nesil gidiyor. Asıl ve sıkıntı toplumdaki çocuklar. Problemlerin temelinde de parçalanmış ailelerin çocuklarının ekonomik olarak durumları çok iyi olabilir. Çocukların hiçbir ihtiyacını geri bırakmamış olabilirler. Fakat anne ile babanın ayrı kalması çocuklara yıkım için yeterli de yetip artıyor. Başarısızlığı için de yetip artıyor. Dolayısıyla biz gönlümüz öyle arz ediyor ki, yine sevgili peygamberimizin tabiriyle, kişinin yuvası ya cennetidir ya cehennemidir. Yuvayı cennet yapmak da bizim elimizde, cehenneme dönüştürmek de bizim elimizde. Bunun için belki en temele inmek lazım. Az önce siz sevgili peygamberimizin sözüyle girdiniz söze. Halbuki evlilik Allah'ın emridir. Evlilik bir ibadettir. Nasıl ki oruç tutuyoruz Allah emretti diye, nasıl ki namaz kılıyoruz, hacca gidiyoruz, zekat veriyoruz Allah emretti diye, aynen bunun gibi kişinin ister erkek olsun ister kadın olsun evlenmesi de vakti geldiğinde Allah'ın bir emridir, ibadettir. O zaman bu ayeti tam açalım hocam. Es-sa'du billah ve enkihul eyyama minkum mes-salihin min ibadikum ila ahiril ayet. Bu manasını bir daha. Yani sizden efendim şey yapanları evlendirin diyor Rabbimiz yani. Kölelerinizden, cariyelerinizden, tabii, gücü yetmeyenlere destek olun diyor, değil mi Allah diyor. Bir de ve enkihul eyyama, hani nikahlanınız. Eyvallah. Emir telakkisi mi hocam? Kesinlikle öyle. Yani evlilik çağına gelmiş olan bir kimsenin evlenmesi
Allah'ın emridir. Dolayısıyla da evlenen bir kimse Allah'ın emrini yerine getirmiş oluyor. Dolayısıyla da ibadettir. Ve bunun da en güzel örneğini siz de ifade ettiniz. Sevgili Peygamberimiz göstermiş. Evlenerek bir Müslümanın nasıl olması gerektiğinin zirve örneği sevgili Peygamberimizdedir. Ve eğer evlenmeden iyi bir dindarlık olsaydı bunu Peygamber Efendimiz yapardı ki nikah benim sünnetimdir. Sünnetimi terk eden benden değildir diye de özellikle uyarmış. Ağır hani, bir itham hocam. Tabii. Dolayısıyla hani ben evlenmeden iyi bir sofu olacağım, iyi bir dindar olacağım, iyi bir Müslüman olacağım. Olamaz. Hani Peygamber Efendimiz'e geliyorlar ya, Hazreti Ayşe annemize soruyorlar. Efendimizin işte hem bu dünyası hem öbür dünyası mamur, garanti bir garanti altında iken işte nasıl ibadet eder? Biraz Peygamber Efendimiz diyor ya, ben geceleri bazen namaz kılarım, bazen gündüzleri oruç tutarım. Yani bazen eşlerimle beraber olurum. Yani bazıları diyor ki gelenler, işte ben her gün oruç tutacağım. Her gün işte hiç evlenmeyeceğim, değil mi hocam? Yani evet. Bu da çok güzel bir misal aslında. Efendim, onun hani biraz daha özetleyecek olursak, Efendimizin sizin de ifade ettiğiniz gibi peygamber olarak yaptıklarını gözünde çok büyüterek o geçmişi geleceğe bağışlandığı halde bu kadar ibadet ediyorsa biz bu halimize nasıl seviyeye ulaşacağız diye dertlenmişler. Birisi diyor ki ben hiç evlenmeyeceğim. Öbürü de diyor ki her gün oruç tutacağım. Öbürü de devamlı ibadet edeceğim gece gündüz. Efendimiz çağırıyor, gelin bakalım buraya. Hani güzel bir şey gibi anlatılıyor. Gelin bakalım buraya, geliyorlar. Sen misin peygamber yoksa peygamber olan ben miyim? Ben peygamberim, bak evliyim. Dolayısıyla evlenmeyerek efendim muttaki bir kul olunmaz. İslam'da ruhbanlık da yoktur. Yok. Efendim sen misin peygamber, ben miyim? Bak beni peygamberim. Ramazan haricinde senenin diğer günlerini bazen oruç tutuyorum, bazen iftar ediyorum. Sen misin peygamber, ben miyim? Bak ben efendim gecenin bir miktarında uyuyorum, gecenin bir miktarında da kalkıp teheccüdle Yüce Rabbime yaklaşmaya çalışıyorum. Dolayısıyla biz vasat ümmetiz, orta ümmetiz. Her şeyin itidali, orta yollu olanı bize tavsiye ediliyor. Yani ibadetlerin de az ve devamlı olanı makbul değil mi? Yani şeyde de ne ifrat ne tefrit. Uçlarda olmayacağız. Dolayısıyla Efendimiz evlenerek de bize nasıl güzel bir Müslüman olunacağını göstermiş. Dolayısıyla evliliği teşvik ediyor. Bekarlığı da zemmediyor, yeriyor, hoş görmüyor. Yani efendim mesela ben evlenmeyerek, hayır sizin en şerlileriniz bekarlarınızdır diyor. Niye? Şeytan onu kolay kandırır. Yani nefsini efendim caydırabilir, yoldan çıkarabilir. Dolayısıyla da hani gücü yeten, bir manisi olmayan kimselerin evlenmesi son nefese kadar önemli bir şeydir. Hatta Allah dostları büyüklerimizin hayatından biliyoruz. Mesela ölüm döşeğinde yatıyor ama eşi vefat etmiş, nikahlanmanın derdine düşüyor. Çoluk çocuk baba işte arıyoruz bilmem ne. Biliyorum biliyorum diyor. Siz babam ölecek diye nikahlamak istemiyorsunuz ama ben bekar olarak Rabbimin huzuruna gitmek istemediğim için nikah istiyorum. Yoksa karılık kocalık değil şu andan itibaren diyor. Dolayısıyla nikahlı ölmenin bile faziletine yani büyüklerimiz inanmışlar. O ayete bu denli iman etmiş. Kesinlikle. O dediğimiz misal değil mi hocam? Eyvallah. Dolayısıyla da şimdi bugün bizim toplumumuzda şöyle bir sıkıntı var Fatih Hocam. Hani bir hanımefendinin eşi erken vefat ettiyse kocasına ihanet gibi algılanıyor ve ikinci evliliğini zul gibi görüyorlar. Mesela toplumumuzda çok yaygın. Bundan 8 yıl önce anacığım vefat etti. Allah 56 yaşındaydı. Allah cümle geçmişlerimize rahmet etsin. Babam efendim 60 yaşında o dönemde kaldı dul, bekar. Şimdi ne yapacağız? Benim Çanakkale'liyim. Bizim memlekette de biraz böyle ikinci evliliği çok şey bakmıyorlar. 3 ay geçti arada. Kardeşimle konuştum, benden 3 yaş küçük olan Seyfi Bey'le. O da Çanakkale merkezde yaşıyor. Dedim ki ne yapacağız? Şimdi babam dul kaldı. Senin yanında da rahat edemeyecek, benim yanımda da rahat edemeyecek. Babamın rahatlığı için evlenmesi lazım. Ne düşünüyorsun? Benim kanaatimi sorarsan babamı evlendirmemiz lazım. Abi sen bizden daha tecrübelisin. Senin kararına saygı duyarım dedim. Yanındayım. Tamam, o zaman söz birliği yaptık. Babamı aradım. Babacığım, annem vefat etti. Biz evladın olarak canımız bedende olduğu sürece son noktaya kadar sana hizmet etmek boynumuzun borcu. Ne gerekiyorsa yapacağız.
Fakat kardeşimle konuştuk. Eğer arzu edersen biz evlenmen taraftarıyız. Hay Allah senden razı olsun oğlum dedi ya. Ben de bunu nasıl size söyleyeceğim diye düşünüyordum. Çünkü bizim oralarda dediğim gibi ayıp karşılanıyor filan. Bayağı böyle gürültüler kopuyor çocuklar arasında. Sen anamın üzerine nasıl böyle bir şey yaparsın? Sen babamın üzerine nasıl böyle bir şey? Kızılca kıyametler kopuyor. Babam bunu söyleyince tabii çok mutlu oldu. İslamiyet buna ruhsat veriyor. Allah'ın emri. Allah'ın emri. Az önce siz de hatırlattınız. Hatta ayetin devamında da hocam çok özür dilerim. Hani eğer fakir iseler evlenemeyen insanlar Allah kendi lütfuyla onları zenginleştirir. Eyvah. Yani bir de orada güzel bir tabii müjde var. Tabii aynen öyle. Ve şimdi bu defa Fatih Hoca babama hanım aramaya, kendimize ana aramaya çıktık. Tabii eş, dost, akrabaya hani böyle güvenebildiklerimize elçiler gönderdik. Millet öyle kızdı ve bozuldu ki. Sonra da gönül yapmaya gittik. Ya nasıl olur da sen böyle bir şey yaparsın? Sonunda dedim ya bir babamı evlendiriyorum diye televizyon programı yapacağım. 2 yıl uğraştık. Sonunda Allah nasip etti, bir tane ablamızla babamı efendim nikahladık. Ve kaç tane faniye nasip olmuştur bilmiyorum ama Allah nasip etti. Babamın nikahını kıydım. Elhamdülillah. Şimdi çok şükür biz de çok memnunuz. Bunu niye anlattım? Hani yaşanmış örnekler evet. İz bırakıyor. Bazen böyle camide falan anlatınca büyüklerimiz özellikle eşi vefat etmiş onu. Ya Ahmet kardeşim Allah senden razı olsun. Ya ne olur şunu. Biraz senin gibi evlat bize ne verse Allah filan. Hem öyle bir de yüksek sesle söyle de toplumumuz bunu bilsin. Yani hanımlar evlenmiyorlar. Hatta reisi cumhura bu manada bazen de istemiyor diyorlar. Diyorlar ki ya hanımlara her türlü imkanı sundu. Şimdi hanımlar evlenmek istemiyor. İşin doğrusu şudur Fatih Hocam. Efendimiz Aleyhisselam madem bunu emretti. Yaşayarak örneklik gösterdi. Bize de düşen. Hani ben bunu böyle babamdan anlatınca hemen bazı akıllılar diyorlar ki hocam babam vefat etseydi aynı şeyi annene yapacak mıydım? Bu aklım şuurum yerinde olduğu sürece aynısını belki anamdan dayak yerdim. Yani biraz tokatlardı falan ama olsun aynı şeyi anacığıma da teklif ederdim. Çünkü neden? Ayette kadın erkek ayrımı yok. Dolayısıyla hak olan budur. Eğer siz hak olanı yapmazsanız Allah'ın emrini bu defa ne olacak? Yemek gibi, içmek gibi fıtratın gereği evlilik de insanın bir ihtiyacıdır. Peki hocam bir şey söyleyeyim. Hani bir kadın Peygamber Efendimiz'e 4 hasleti için evlenin diyor. Hani bir tanesi... Hocam oraya gelelim ama şuna bir iki cümle ekleyeyim. Eğer doğru olan şekilde siz nikahla cinsel isteği, talebi helal yoldan tatmin etmezseniz bu defa ne olacak? Zina, flört ve diğer başka illegal yollar işe girecek. Bugün evliliğe babasının anasının ikinci evliliğine karşı çıkıyorlar. Ama öbür tarafta zinaya yasak aşk bilmem ne bir sürü takma atlar takarak Allah'ın haram kıldığı mübahlaştırıyorlar. Bir işi yapıyorlar. Dolayısıyla da helal olan şeyi haram yoldan tatmin ediyor. Cehenneme aday haline geliyor. Allah muhafaza. Dolayısıyla da Allah bize ne emrettiyse yerli yerincedir. Çok güzeldir. Münasip olanı budur. Allah'ın emrini yerine getirmezsen bu defa birçok sıkıntılar meydana geliyor ki maalesef toplumumuzda da bunları yaşıyoruz. Dolayısıyla yasak aşk olamaz. Aşkın helal olanı vardır. Yasak birliktelik olamaz. Nikah vardır. Doğru olanı yapacağız. Çünkü nikah bir şekilde ilandır, duyurudur değil mi hocam? Yani Türkçe manası. Yani evet. Ben Allah'ın huzurunda herkes şahit olsun. Akittir. Felence, sözleşmedir. Evet. Bir hukuktur. Yani bağlayıcılığı vardır. İki tarafında sorumluluklar yüklüyor. Dolayısıyla da topluma da bunun ilan edilmesi gerekiyor ki yani gizli kapaklı böyle el altında ben nikah yaptım falan olmaz. Duyurun. Bu senin eşin olduğunu duyacak. Bak Allah nasip etti. 2 hafta önce kızımı sözledim. Allah bu nimeti de nasip etti. Hemen ertesi günü sosyal medya hesaplarımdan duyurdum. Bu benim. 4 evladım vardı. 5. evladımdırdı. Niye? Bilinecek. İlan edin diyor Peygamber Efendimiz. Artık efendim doğru olan kısmı budur. Hocam bir de hani Peygamber Efendimiz diyor ya bir kadınla 4 haslet için evlenin. Yani 4 kriter yani. Malı, asaleti, güzelliği, dini. Ama siz dini, ahlakı olanı seçin, huzur bulun diyor ya. Evet. Şimdi bu hadisten şunu anlamayacağız değil mi? Yani siz çirkin bulun, asaleti olmayanı bulun. Onları da, o kriterler de önemli ama öncelik sırası değil mi? Dini evet. Ve ahlaklı olanı seçin. Aynen öyle hocam. Şimdi Efendimizin örnekliği 4 nokta.
genelde her insanın, insanı tarif ediyor Peygamber Efendimiz. Çoğu insan da hepsini istiyor hocam. Evet. Hepimiz yani. Hepsi olursa Nuri Nalan Nur hocam yani ondan daha güzel olabilir mi? Ama huzur için sen ahlaklı olanını seç diyor. Niye? Güzellik kalıcı bir sivilce, değil. Bir sivilce götürebilir. Ahlakı güzel olmazsa güzelliği başına senin bela da olabilir. Beş para etmez derler ya. Allah şarkılara Allah. Bile, türkülere bile konu olmuş. Eyvah. Güzelliğin beş para dolayısıyla etmez. Dolayısıyla sen dindar olanı, ahlaklı olanı seçersen bunun yanında güzel olmuş, bunun yanında maddi imkanı olmuş, bunun yanında soylu olmuş. Hepsi nurun ala nur olur ama birinci tercihimiz ahlaklı. İster kadın olsun, ister erkek olsun. Bugün toplumumuzda evlilik, geçen seneydi herhalde bir açıklama okumuştum. Sevgililer gününde 30 tane evlilik olmuş bir yerde 20 tane boşanma olmuş. Şu anda her geçen gün maalesef kanayan bir yaramızdır. Çok fazla üzerinde durulmuyor ama boşanma olayları bir önceki yılı aratacak seviyede. Ve tırmanarak devam ediyor. Neden? Hani bir ömür boyu aynı yastıkta kocamak için yoluna nice böyle efendim sıkıntılara katlandıkları evlendikten sonra niye? Ortalama 6 ayda 1 yılda birçok şey bitiyor. Temeli şu, sebebi şu sevgili hocam. Hani bir insan Leyla ile Mecnun gibi aşık olsa 6 ayda bunu tüketebiliyor. En uzun süreni 2 yıl sürüyormuş. Eğer siz sevginizi beslemezseniz, sevgi dağarcığınızı karı koca olarak efendim en fazla 2 yıl sürüyor. Normalde ortalama 6 ayda bitiyor. Neden? Çünkü ten tutkusu. Ten tutkusu cinsellik arzusunu tatmin ettiğiniz zaman ondan sonra bitiyor. Sizi ayakta tutacak, sizi birbirinize kenetleyecek, sevgi. Birbirinize efendim daha da böyle sıkı bağlanmanıza sebep olacak o sevgi dağarcığınızı besleyecek davranışlarınızın olması. Peki bunun hocam. İçin de hedef birliğinizin olması gerekiyor. Her iki taraf da evliliği Allah'ın emri olarak bilir, birbirini mutlu etmeyi ibadet olarak algılarsa o zaman sevginizi beslersiniz. Tıpkı sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de olduğu gibi. Niye? Efendimiz'e soruyorlar. Ya Resulallah en çok kimi seviyorsun? Hiç tereddütsüz. Ayşe'yi diyor. Ayşe annemiz fıtraten biraz kıskanç yapıya sahip. Soruyor Efendimiz'e. Ya Resulallah beni nasıl seviyorsun? Kör düğüm gibi ya Ayşe diyor. Almanya'da bir konferansta sordum beni dinleyen gençlere. Kör düğümün Almancası nedir diye. Ya hocam bulamadılar. Ya, bize has bir şey. Kör düğüm. Yani sanki gönüllü söz... olduğu gibi değil mi? Gönülün de diğer evet, dillerde bir karşılığı yok. Dolayısıyla hiç ayrılmamacasına seviyorum. Ve aradan tabii tatlı, ekşi, naneli günler oluyor filan. Ayşe annemiz zaman zaman sorarmış. Ya Resulallah bizim gördüğüm ne alemde? İlk günkü gibi ya Ayşe diyor. İlk gün seni nasıl seviyorsam şimdi de aynı seviyorum diye Efendimiz bunu dile getiriyor. Ha buradan bir şey de gösteriyor biz aynı zamanda. Sevgiyi besleyecek yollardan bir tanesi hanımların fıtratında sevildiğini duymak yatıyor sevgili hocam. Şimdi hanımefendiye siz eşinize 1000 defa sevdiğinizi söyleseniz o 1001. defa Fatih Bey'den duymak istiyor. Evet. Ama erkeğin fıtratında Nevzat Tarhan Hoca da bunu güzel işliyor kitaplarında. Erkeğin fıtratında efendim takdir edilme duygusu var. Fıtratı geri. Şimdi erkek adama eşini size yenge günde 10 defa seviyorum dese ya hanım yeter artık bu kadar filan diyebilirsiniz. Ama 1000 defa biz desek doymaz ama da. Eve gittiğinizde yenge hanım bu akşam ya Fatih Bey ekranda da çok şık görünüyordunuz. Ve bu akşamki programdaki performansınız da 10 numaraydı filan dese Fatih hocam için için bundan mutlu oluyor. Yalan niye? Yok hocam diyor ya. Eyvallah. Fıtratın gereğidir bu Fatih hocam. Yani erkek takdir edilmekten hoşlanır. Hanımefendi ise sevgi cümlesini duymaktan hoşlanır. Hocam demin Hazreti Ayşe'den bahsettiniz ya annemizden. Şimdi Hazreti Hatice annemiz de biliyorsun hani Peygamber Efendimiz zorlu şartlarda. İlk göz ağrıdır. İlk göz ağrı 25 yaşlarında işte İslamiyet'i yayıyor. Kimse ona inanmıyor. İlk inanan Hazreti Ayşe. Ona maddi desek sunan o. Hatice. Hazreti Hatice pardon. Ve dolayısıyla Peygamber Efendimiz Hazreti Hatice'ye olan aşkı da bir farklı. Hatta kesinlikle. Zaman geçtikten sonra Ayşe annemiz kıskanıyor değil mi? Ne buldun o dişi dökük koca karıda falan diyecek kadar.
şey yapıyor da ne bulmadım ki ya Ayşe'm diyor. Hiç kimse yokken o vardı benim yanımda. Ve onun hatıralarına bile saygı duyuyor, hürmet ediyor. Onun sevdiklerine vefatından sonra bile ikramda bulunuyor. Onun hatıralarıyla ilgili ne bulduysa, niye? Efendimizin nesli de oradan devam ediyor. Evlilik de vefa da önemli işte. Bu noktada kesinlikle vefanın en güzel örneğini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. İyi günde zor günde hani nikahta şey yapılıyor ya. Bir şey daha hocam hemen burada tamam, hatırıma geldi. Hani kız istemeye gidildiğinde genelde bir cümle kullanılır. Klişeleşmiştir o. Ne deniyor? Allah'ın emri, Peygamber Efendimiz'in kavli. Ama ben çocukken Peygamber Efendimiz'in kabri diye anlıyordum hocam. Sonradan ama çocukken hocam. Kavli söz manasına yani. Peygamberimizin sünneti. Allah'ın emriyle biz kız istiyoruz. Tamam. Şimdi kızım istemeye geldiklerinde de kardeşlerim Allah razı olsun, Allah'ın emri deyince akan su duruyor. Allah'ın emri. O zaman Allah'ın emrini yerine getirmek için sen geldin. Kızım da bana Allah'ın emanetiydi. Ben de onu dolayısıyla ben de Allah'ın emanetini emanet sahibine Allah'ın emriyle emanet ediyorum. O zaman şimdi Fatih hocama ne düşüyor ya da bana ne düşüyor? Ben Allah'ın emriyle emanet olarak eşimi bir emanet olarak aldım yanıma. O zaman emanet sahibine yakışır bir şekilde muamele etmem gerekiyor. İşte Allah'ın emrini sadece bir ritüel değil de bir bilinç olarak kuşanırsa bir ömür boyu eşler birbirine Allah'ın emaneti olarak bakar. O zaman şimdi düşünün ki sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir sakalı şerifini bir aile size emanet etse ne yaparsınız? Uykularınız kaçar değil mi? Zarar gelmesin diye en güzel yerde muhafaza etmeye çalışıyorsun. Niye? Sevgili Peygamberimizin sakalı şerifi bende ne büyük bir şereftir, hürmettir, ne büyük bir devlettir o. Sakalı, Efendimizin mübarek sakalından bir sakal. Peki eşimiz bize ne oluyor? Allah'ın emaneti. Dolayısıyla kutsal bir emanet. Emanet sahibini unutmazsak, Allah'ın emri olarak bilirsek, İşte o zaman sevgili hocam yuvamızı cennete çevirmek çok kolay. Zorlaştıran biziz bunları. Hocam aynı zamanda sorular geliyor da isterseniz bir tane sual edeyim. Diyor ki hocam seyircimiz, annem beni karımdan çok kıskanıyor. İkisinin arasında kaldım, dengeyi nasıl sağlayabilirim? Lütfen yardımcı olun. İmdat diye. Eyvah. Geçimsizliklerde önemli noktalardan bir tanesi. Çoğu zaman itiraf edilemiyor. Bu kardeşimiz itiraf etmiş. İsmini vermemiş yalnız. Eyvallah. İtiraf etmiş. Çok önemli bir nokta. Gelin kaynana problemlerin temelinde yatan şey bir İslami bilinç eksikliği. Müslümanlığı bilmiyor. İki, bu kıskançlıktır fıtratından geliyor. Niye? Ben özellikle Aşkın Evhali kitabında ona bir bölüm açtım. Evlenecek olan kardeşlerim için yol haritası olsun diye hazırlamıştım bunu Almanya Duisburg'daki Gülseren Hanım'la beraber. Bir başlık da bu. Özellikle erkek kardeşlerime diyorum ki eşinizin, ananızın yanında eşinize çok fazla iltifat etmeyin. Kıskançlık damarlarını tahrik etmeyin. Hatta zaman zaman böyle yalnız gidin annenizin yanına. Ya anacığım senin yemeğini de özledim deyin. Gençlikteki gibi bazen böyle hani ortalığı dağıtıyordunuz da gidin ananıza nazlanın başınızı koyun böyle filan. O kıskançlık damarlarını tahrik etmeyin. Maalesef olgunlaşmamış bazı annelerde. Öyle enteresan absürt şeyler duydum ki çok özür dileyerek paylaşacağım. Oğluyla gelininin arasına girip yatağa yatanları duydum. Gerçekten mi hocam? Maalesef. Niye? Olgunlaşmamış. Hamsoft'ta kaba yobaz diyor ya, kıskanıyor oğlundan gelinini ve asıl birçok hani böyle gürültünün temeli de oradan kaynaklanıyor. Halbuki o ya senin o da kızın evladın. O evladın kızını aldı. O gelinin artık kızın oldu hocam yani. İşte o bakış açısını yakalayamayınca hocam sıkıntı. Bunun da temelinde İslam'ı bilmemek, daha da temelinde Allah'la aramızın açık olması. Evet hocam. Hocam, annem çok rahatsız, karım anneme bakmak istemiyor, ne yapacağımı bilmiyorum, bana yardımcı olun. Şimdi siz cevap vermeden hocam ben kısa bir giriş yapayım mı? Lütfen. Hani cennet annelerin ayakları altında duruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yani çok ulvi bir makama yükseltmiş.
Dolayısıyla annelik başka bir makam. Yani bu seyircimiz zor durumda ama ona bir reçete olalım. Şunu söyleyeyim hocam. Yine Efendimiz'den bir reçete. Sana yapılmasını istemediğini eşine de yapma. Aynı şey senin annen baban bakıma muhtaç olsa, eşin sana müsaade etmese buna gönül razı olur? Olmaz. Dolayısıyla kendine yapılmasını istemediğini niye başkasına yapıyorsun? Men dakka dukka diye bir Arap atasözü var. Çalarsan birinin kapısını, senin de kapını çalarlar. Sen zulmedersen sana da zulmederler. Sen sağken, sağlıklıyken insanlara merhamet et ki son nefesinde sana da merhamet edilsin. Sevgili hocam, Allah ebeden razı olsun. 25 yıllık evli bir kardeşiniz. Allah eşime de, büyüklerine de özellikle dua ediyorum. Evleneli 25 yıl oldu. Kayınvalideme de Allah hayırlı ömürler versin. Ona da hep dua ediyorum. Amin. Bugüne kadar en ufak bir olumsuz cümlesini duymadım. Hep şunu duydum. Zaman zaman böyle hanımefendiye, Karadenizlidir eşim hanımefendi. Böyle ziyarete gittiğimizde kızını kenara çeker. 4 tane çocuk evlat sahibiyim. Ve şimdi kendi kızımı evlendiriyorum. Kızını çeker kenara şunu söyler. Aman ha kızım ne olur. Eşinin annesine babasına hizmette kusur etme. Hayır dualarını almaya çalış diye 25 yıllık evliyiz. Hala bu cümleyi söyler. Niye? Şimdi ben zaman zaman böyle kulak ucuyla falan duyarım. Ve Allah beni çetin bir imtihana tabi tuttu. Anacığım ciddi bir rahatsızlık geçirdi. Son bir yılı çocuk gibi bakılması gereken bir durum. Hiçbir ihtiyacını gideremiyordu. Aynen beşikteki çocuk gibi eşim ona baktı. Anasının nasihatleri gereği. Ve Allah razı olsun o olgunluğu gösterdi. Cenneti kazandı, ne bir mutlu kez ona. Olsun bana da yüzünü ekşitmedi. Ve şimdi düşünüyorum da Allah gecinden versin. Eğer eşimin annesi babası da böyle bir duruma düçar olsa. Şimdi ben eşeklik edebilir miyim? Niye? Ya zaten o fazlasıyla ben ondan hizmet gördüm. Dolayısıyla bu karşılıklıdır sevgili hocam. Yani kendi annene babana yapılmasını istemediklerini ister kadın olsun ister erkek olsun eşinin annesine babasına da yapma. Nasıl saygı ve hürmet bekliyorsan öyle, sen de aynı şekilde eşininkine yap ki efendim yuvayı cennet edesiniz. Niye birbirinize zulmedersiniz? Tatlı tatlı geçinmek varken. Şimdi hocam seyircimiz soruyu sordu ama hani bir de reçete sunalım ona. Şimdi ne? Hizmet edeceğiz. Hizmette kusur etmeyeceğiz. Ha fıkhen, hukuken belki zorunluluk değildir. Eğer eşinin imkanı varsa o zaman ne yapacak? Efendim hizmet tutacak, baktıracak. Ama hiçbir hizmetle evdeki sıcaklığı veremeyecek. Eğer eşinizin imkanı yok, dar gelirli, o zaman ne yapacak? Madem sen bakmıyorsun, senin rızkından kesecek, bu defa annesine baktırmak için bütçeden bir şey ayıracak. Buna razı mısın? Buna da razı değilim. O zaman doğru şeyler değil. Bakmak cenneti kazanmaktır. Eyvah. Kısa bir cevap ama hayır çok dua, da güzel bir hayır cevap. Hayır duasını almak kadar hayır güzel bir şey var. En güzel şey büyüklerin duasını almak. Çünkü ananın babanın evladına yaptığı dua peygamber duası. Allah Allah. Peygamberimizin duasını almak ister misin sevgili kardeşim? Hocam istemez olur mu? Öyleyse eşinin, büyüklerinin efendim hayır duasını almaya çalış. Aynen peygamber duası. İslami anlamda gerçek annemiz babamız gibi değil mi? Kayınpeder ve kayınvalide. Vekildir yani onun yeri nedir yani? Ya annelik makamındalar. Aynen öyle. Dolayısıyla aynen. Kendi annemiz gibi bakmak lazım. Hem o var bir de yarın bir gün biz de oraya oturacağız. Şimdiki yaptıklarımız dünyadayken de karşılığını bulabiliriz. Dolayısıyla ayette de geçiyor hocam hani anne ve babanız sizin yanınızda iken hasta olduğunda, siz bakıma muhtaç olduğu halde siz onların hayır duasını alamazsanız, işte onlara rağmen bu dünyada cenneti kazanamazsanız Peygamber Efendimizin ifadesiyle yazıklar olsun diyor. Aynen. O yüzden, dolayısıyla hani öf bile demeyin diyor ya. Üffin ve la tenherhuma sakın ha üf bile deme anne babana. En hafifi hani nedir? Yüz ekşitmedir öf bile. Yani ona bile Rabbimiz müsaade etmiyor. Niye? Sizin dünyaya geliş vesileniz. Çocuktunuz, ufacıktınız. Efendim tatlı uykularını böldü. Ben anacığımın kıymetini eşim hamile olup ilk çocuğum dünyaya geldiğindeki yaşadığım o süreçte fark ettim. O güne kadar anacığımın halini anlayamadım. Niye?
Çünkü ne sıkıntılar çekiyor dünyaya getirmek için. 9 ay onun karnında taşıyor. O efendim ilk hamile kaldığı dönemdeki şey, yemek seçmesinden o fizyolojinin bozulması, psikolojisi bozuluyor, ağzının tadı bozuluyor. Geceleri uyku yok. Tabii. Sonra efendim o ağrılar, sızılar, doğumanda çektikleri, sonra emzirme dönemindeki tatlı uykusunu bölmesi filan. Dolayısıyla hocam, bizim ananın, fıtratımıza babanın... yanlış anlamadı. Bizim fıtratımıza ters gibi geliyor hocam. Eyvah. Biz yapamayız yani. Yok. Allah farklı bir güç kuvvet vermiş yani bayanlara. Eyvallah. Dolayısıyla akıllı adam anasının, babasının, kayınvalidesinin, kayınpederinin gönlünü yapar da duasını alır. Ve tabii burada anne babalara büyük iş düşüyor. Hani yeni evlenecek olanlara. Kayınvalidemin eşime yaptığı nasihati her annenin, babanın kızına ve oğluna aynı nasihat yapması gerekiyor. O nasihatlerin ben aleyhte olduğunu da yani etraftaki arkadaşlardan maalesef duyduğum anlar da var yani. Hani maalesef. Maalesef. Hocam Medine-i Münevvere'deyiz bir haçta. Tuzu Kuru Müslümanların bulunduğu bir otelin lobisindeyim. Tırnak içinde. Orada hanım ablalar kendi aralarında muhabbet ediyorlar. Duyduğum cümle böyle kaynar kazanların dökülmesine sebep oldu başımdan her şey. Aynı ifade şu. Bir hanımefendi tanımıyorum yani. Göğsüm bile tanımam. Ne yani diyor. Benim kızım elini oğlunun kahrını çekmek zorunda mı? Anlaşamazsa gelir babasının evine. Ben kızımı kendi ayakları üzerinde durabilecek şekilde yetiştirdim diyor. Çok bu değişik bir cümle ve ters bir cümle hocam. Ben perişan oldum. Ya sen 1000 defa gel hacca. İsterse hiç çıkma Mescid-i Nebi'den. İsterse alnını secdeden hiç kaldırma. Sen daha olamamışsın ham softa kabayobaz. Elin oğlu diyor. Elin oğlu dedin senin kızının mahremi. Sana gösteremeyeceği yerlerini onunla paylaşıyor. Onun nikahlısı. Senin bir oğlun artık hocam ya. Nasıl böyle bir şey söyleyebilirsin? Yani bu maalesef hamlık alametidir. Elin oğlu, elin kızı diye başlayan cümlelerin sonu işte yuvaları yıkıyor. Ve kendi ayakları üzerinde durabilecek şekilde yetiştirdi. Bakar mısın ifadeye? Evin ocağına, temeline koydu, dinamiti patlatıyor. E şimdi bu kız böyle efendim nasihatla yetişirse en ufak bir olumsuzlukta evde kavga olmaz mı? Evde evet. Tartışma olmaz mı? Bunlar işin yemeğin tadı tuzudur yani, biberi gibidir, efendim tuzu gibidir. Bunlara da ulaşır. İşte ondan sonra ayrılık oluyor. Şimdi Allah'ın en sevmediği helal de ayrılık. Kesinlikle. Değil mi? Yani bir tamam müsaade ediyor artık, tamam dayanılmaz bir hale geldiyseniz artık ayrılın. Ama hani sevmiyorum ya, ayrılmayın. Evet. Belki şu dakika itibariyle şu anda bizi izleyip de belki yarın dediğimiz gibi hani mahkemeye gidip boşanacak insanlar da vardır. Artık tamam zihinlerinde, kafalarında tamam biz boşandık. Hani resmi olarak da bu işi bitirelim. Gelin şu güzel vakitte şu güzel insanlara bir dua edelim. Ne diyelim hocam? Allah. Hazreti Adem'in Hazreti Havva annemize, Hazreti Ali'nin Hazreti Fatıma annemize, Peygamber Efendimiz'in Hazreti Aişe'ye, Hatice'ye duymuş oldukları aşkı, muhabbeti, sevgiyi, sevdayı şu anda bizi izleyen bütün güzel çiftlerimize de nasip eyle. Amin. Amin. İnşallah hani bir vesile olalım dedik. Eyvallah. Ya başlangıçta. Hocam özellikle problemlerden basit bir şey söyleyeceğim. Haklı mı olmak istiyorsun, mutlu mu olmak istiyorsun? Genelde boşanmaya sebep olan şeylerden incir çekirdeğini doldurmayacak sebepler ortaya çıkıyor. Çok basit şeyler. Bir gün isim zikretmeyin. Bir ilimizde konferanstayım. Kötü örnekler zikredilince bozuluyorlar. Hocam bizim memleketi 5 paralık ettim filan. Bir hanım kardeşim arıyor konferanstan sonra. Hocam Allah senden razı olsun. Ne oldu? Boşanmak üzereydim. Son celseye gidecektim. Aşkın ev halini sizin kitabınızı hediye etti bir kardeşim. Ne olur boşanmadan önce şu kitabı oku. Boşanacaksan da öyle boşan demiş. Hocam diyor. Ya bitti. Ya bak Allah rızası için. Eğer bir miktarcık hatırın varsa senin yanına rica ediyorum. Şu kitabı oku. Boşanacaksan tamam ben de senin yanında olacağım. Hocam diyor kitabı verdi. Ben de o gazla okudum diyor. Kızım alamadım, iki defa bitirdim. Boşanacakken vazgeçtim diyor. İncir çekirdeğini doldurmayacak bir sebeple şeytanın tuzağına düşmüş. Hocam o zaman hem deminki dua hem de şu kitap inşallah ayrılan varsa veya niyeti varsa inşallah ayrılmamak için bir vesile olsun diyoruz ve reklama gidiyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim.
Bismillahirrahmanirrahim. Er-Rahman 'allama'l-Kur'an. Halaka'l-insana 'allamahu'l-beyan. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان
يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ Marmara İlahiyat Camii İmam Hatibi Hasan Lütfi Ramazanoğlu hocamıza çok çok teşekkür ediyorum hocam. Yüreğinize sağlık. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı sahurlar diliyoruz. Teşekkür ederiz. Nasıl gidiyor Ramazan-ı Şerif ayınız hocam? Elhamdülillah Ramazan-ı Şerif'ten biz razıyız, hoşnutuz, memnunuz. İnşallah o da bizlerden razı olur. İnşallah. Duamız, dileğimiz, temennimiz budur. Allah razı olsun hocam. Kırmadınız, eyvallah, geldiniz. Çok çok teşekkür, eyvallah, ediyoruz. Hayırlı, bereketli, bereket, feyizli programlar diliyoruz. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Teşekkürler. Evet, biz değerli Ahmet Bulut hocamla beraber İslam'da evliliği konuşuyoruz. Belki hani ekranlarını yeni açanlar olmuş olabilir. Hani konuğumu tekrar takdim edeyim. Zaten tanıyorsunuz, Ahmet Bulut çok değerli abim, güler yüzü, tebessüm abidesi. Şimdi biz hani evliliği konuşuyoruz. Evliliği onarmanın sürecini konuşuyoruz. Reçete sunuyor hocamız, Allah razı olsun. Şimdi bir de hocamın Aşkın Ev Hali diye bir kitabı var. Hani reklam öncesinde de diğer periyotta konuştuk ama şöyle hocam, girizgahta çok hoşuma giden bir cümle var. Dilerseniz onu okumak istiyorum. Cennet çiçeklerim, sevde halise, Abdülber, tevhide ve ecmelin annesi, bütün çalışmalarımın en büyük destekçisi, kendisiyle dünya cennetini yaşadığım sevgili eşime diye bir cümleyle bu, eyvallah, kitaba başlamışsınız. Eyvallah. Yani çok, yani bir gül alma, bu cümleyi kullan yeter hocam. İşi, eyvallah, biliyorsunuz sizler. Aşkın Ev Hali ya kitap. Yani aşkımızı sürekli ve düzenli halde nasıl sürdürebiliriz? Zinde tutmak. Hani o hedeflediğimiz, anlattıklarımızı yaşamazsanız bir anlamı yok. Dolayısıyla Allah razı olsun, hakikaten onlar hakikat ifadesidir. Ben kitap çalışması yaparken en büyük destekçim eşimdir. Bazen böyle kapıyı kilitler, çocuklar rahatsız etmesin diye. Arada bir sorar, bir ihtiyaç var mı filan. Hakikaten yani bu manada hakkını ödeyemem. Kendi hakkından, çocukların sorumluluğunu üzerine alarak bu çalışmaları yapmamda bana destek olduğu için ben ondan razıyım. Rabbim inşallah bizi izleyen bütün kardeşlerime de böyle ağız tatlı, efendim, yuvasını cennet kılacak birbirine eşler kılsın diye, amin, dua ediyorum. Bu vesileyle ben de sevgili eşime teşekkür edeyim hocam. Yani bu kadar eşlerden, eyvallah, bahsettik. Hani eyvallah, her başarılı erkeğin bir arkasında bir, kesinlikle katılıyorum, güzel bir eş olur derler ya. Allah şimdi kendisinden 30 razı Ramazan olsun boyunca sizi, yolunuzu gözlüyor. Kolay, aynen, bir şey değil yani. Aynen. Daha önce ben de program yaptığım için böyle birkaç yıl, yani bütün Ramazan'ı tek başına geçiriyor neredeyse. Onun için duayı fazlasıyla hak ediyorlar. Aynen. Yani. Allah razı olsun. Hocam peki, görücü usulü evlilik, yani evlilik öncesindeki o görüşmeden bahsediyorum. Evet. Hani görücü usulü evliliği nasıl görüyorsunuz? Nasıl izah edersiniz? Hocam şu son dönemdeki bütün evlilikler genelde nasıl oluyor? Gençler çarşıda, pazarda, Facebook'ta, Twitter'da, Instagram'da, okulda vesaire birbirini görüyor. Aa,
çok güzelmiş, içim ısındı filan. Yıldırım aşkı çarptı beni filan. Pozitif enerji. Pozitif enerji. Elektrik aldım, yok gaz aldım filan. Ne oluyor? Önce flört dönemi başlıyor. Geziyorlar, dolaşıyorlar, bilmem ne yapıyorlar filan. Galiba ben bununla işi yürütebileceğim filan. Sonra nikaha oturuyorlar. Sevgili hocam, çok açık ve net bir şey söyleyeceğim. Üniversiteye yeni gelmişim, ilahiyatta öğrenciyim. İlahiyat haricinde de özel bazı hocalardan ekstra ders alıyoruz. Bir hocamız, Allah ömrüne bereket versin. Biz de yeni işte ömrümüzün baharındayız. Şöyle bir nasihatte bulundu. Dedi ki oğlum, erkekler de maskelidir, kadınlar da maskelidir. Erkeklerin maskesi elde ettiğinde, kadınların maskesi çocuğu olduğunda düşer demişti. 20 yaşında genç bir delikanlıyım. Efendim hocam amma da abartıyorsun dedim. Biraz abartılı bulmuştum. Şimdi geriye dönüp baktığımda diyorum ki hocam ne kadar da az söylemiş. Niye? Sevgili hocam, evlilik öncesindeki flört döneminde eş adayları asla gerçek yüzünü göstermiyor. Önceden bizim yetiştiğimiz dönemde iki yüzlüydü insanlar en fazla. Şimdi kaç tane yüzü olduğu belli değil. Facebook daire, Twitter daire, Instagram daire, Snapchat daire, ne kadar sosyal medya hesabı varsa o kadar farklı yüz kullanıyor. Çıkar çıkar bitmiyor. Sosyal medya ve, hocam başımızın belası mı oldu? Eyvallah. Özellikle de hani evleninceye kadar muhataplar birbirine gerçek yüzünü değil, karşı tarafın beklediği şekilde davranarak ciddi manada rol yapıyor. 7 yıl flört etmiş, 9 yıl flört etmiş arkadaşlar biliyorum. Bir yakınımız. Tamam. 7 yıl flört etmiş hocam. Evlenmişler mi sonra? 7 yıl sonra ikisi de üniversite mezunu. Hani cahil filan da değil. 7 yıl sonra evlendiler. İki tarafın da imkanı da iyiydi. 10 yıl boyunca lazım olacak, olmayacak ne varsa hepsi de eve dolduruldu. Hiçbir ihtiyaçları yok. Ne oldu biliyor musun hocam? Kaç 7 gün sonra kızımız geldi babasının evine. 3 ay sonra da ayrıldılar. Niye? Tanıyamamışım diye. Yavrucuğum 7 yıldır neredeydi, sen nereye bakıyordun? Hiç mi görmedin gerçek yüzünü? Göstermiyor. Şu andaki en büyük problemimiz flört ederek yapılan evlilikler. Niye? Gerçek yüzünü göstermiyor. Bu kardeşinizin kanaati odur ki, ayet değil, hadis değil. Ama en doğru tercihin tanıştırma usulüyle diyorum. Eskiler görücü usulü diyorlardı, biraz arızaları vardı. Ben buna tanıştırma usulü diyorum. Yani nasıl? Gençler birbirine bakarken genelde duygusal yaklaşıyor. Daha da aşağı basite indirgeyecek olsam ten tutkusuyla, yani cinsellik arzusuyla birbirine yaklaşıyor. Bir ideal birliği yok, gaye birliği yok. Evliliğin niçin olduğu, Allah'ın emri, peygamberin sünneti, efendim neslin devamı falan bunlar gündemde yok. Tamamen cinsellik talebiyle bir araya gelindiği için o ihtiyacı giderdikten sonra da seninki sana, benimki bana, birbirinin kahrını çekmek zorunda mıyım ya geliyor. Dolayısıyla evlilikte en sağlıklı evliliğin annenin, babanın, büyüklerin tanıştırması, gençlerin de, buranın da altını kalın çizgilerle çiziyorum, kalplerinin, gönüllerinin ısınacağı bir evliliğin en verimli, en sağlıklı evlilik olduğunu onlarca tecrübeyle kalıbımı basarak bunu söylüyorum. Peki hocam şöyle bir şey olur mu? Tamam, görücü usulü dediniz, anne baba dedi ki... Tanıştırma usulünü daha doğru buluyorum. Tamam, tanıştırma usulü, tanışı, işte gelin, damat, adayı birbirlerini gördüler, anne babaları ön ayak oldular ama bir elektrik alamadılar. Yani içinden gelmiyor ama babayla anne de ısrarla evleneceksin diyor. Bu da bir zulüm doğru mü? Doğru değil. Doğru değil, değil mi? Yani çünkü sevgili peygamberimize adaylar... birisi geldi, dedi ki ya Resulallah, babam beni istemediğim birisiyle zorla evlendirmek istiyor. Öyle mi dedi Efendimiz? Evet ya Resulallah. Çağırdı babasını. Dedi ki sen kızını zorla evlendirmeksin. Evet ya Resulallah, istiyorum. Kızını istemediği birisiyle zorla evlendiremesin dedi Resulallah. Müsaade etmedi. Dolayısıyla çocuklar birbirine gönlü ısınmayınca orada diretmek de doğru değil. Evet. Yani karşı iki tarafın gönlü de ısınacak. Aynı şeyi mesela şimdi kendi kızımda az önce de örnek verdim ya. Yani biz iki yıl sonra düşünüyorduk. Allah nasip etti. Hiç tanımadığım, bilmediğim bir kardeş bir dost aracıyla talip oldu. Önce gündemimiz olmadığı için pek sıcak bakmadık. Sonra dedim ki ya bu Allah'ın bir ikramıysa niye reddedeyim? Bir görüşelim, tanışalım. Görüştük, tanıştık. Gönlümüz ısındı. Sonra kızıma dedim ki yavrum benim kriterlerim uyuyor. Benim gönlüm ısındı. Eğer senin de gönlün ısınır,
kabul edersen böyle bir hayırlı şeye girişelim. Ve elhamdülillah 2 hafta önce yüzüğü taktık, bir girişimde boşluk. Dolayısıyla en sağlıklı evlilik flört ederek 7 yıl, 8 yıl, 9 yıl gezerek değil, tanıştırma, ananın babanın duası ve onayının da olduğu, gençlerin kalbinin birbirine ısındığı evlilik olduğunu düşünüyorum sevgili hocam. Hocam şimdi hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor bir takım insanlar, diyor ki ey Allah'ın Resulü, kızlarımız kölelerimizle evlenebilir mi diyor, soru soruyorlar. Sonra Efendimiz'e Hucurat Suresi 13. ayet nazil oluyor. Es-sa'du billah ya eyyuhennas inna khalaqnakum min zekerin ve unsa ve ceallakum şu'uben ve kabaile. Arapçasını çok devam etmeyeyim, Türkçesini ifade edeyim. Ey insanlar, biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışmanız ve için sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık. Muhakkak ki Allah katında en değerli olanınız Allah'a karşı sorumluluk bilinci taşıyanınızdır. Şüphesiz Allah her şeyi bilendir. Şimdi evlilik, neslin devamlılığı açısından da kabilelere, kavimlere tanışma vesaire, bu ayeti biraz açalım mı hocam? Eyvallah. Hocam evlilikte Allah farklı kabilelerde yaratmış da üstünlük takvada. Ne senin renginin beyazlığında ne benim siyahlığımda. Ayet-i kerimede Rabbimiz çok net söylüyor. Ama evlilikte denkliği de bizim mezhep imamlarımız üzerinde durmuş. Birbirine şey uygun olacak. Mesela Efendimizin hizmetlisi Hazreti Zeyd'in eşiyle arasında yaşadığı ve sonra boşanmayla neticelenen süreci de Rabbimiz bize Kur'an'da örnek olarak veriyor. Hani soy sop olarak efendim ekonomik ya da diğer bazı sebeplerden eğer denk değilse sürmeyebiliyor, devam etmeyebiliyor. Niye? Başka arızalara sebep olabiliyor. Hocam şöyle, ya denk olacak. Hani eskiler derler ya, davul bile dengi dengine. Eyvah, yani eyvah. Herhalde bunu anlatmak istiyorsun. Boşuna söylenmemiş hocam. O, ben onu da önemsiyorum. Çünkü toplumda farklı şeyler çok iyi gidemeyebiliyor. Dolayısıyla dengini bulmak, hatta kültürler bile etki edebiliyor. Mesela ben Çanakkale'liyim. Bizim hanımefendi Karadenizli. İlk dönemde biraz zorlandık. Niye? Yemek kültürü farklı, konuşma kültürü farklı. Hani esprileri bile bana emir gibi geliyordu. Yani konuşma üslubu farklı. Hatta ilk dönemde büyüklerin konuşmalarını hanımefendi bana tercüme ediyordu. Sanki yabancı bir şey. Hızlı konuşuyorlar. Bir de şive farkı var. Anlamakta zorlanıyordum. Mesela yemek kültürleri farklı. Dolayısıyla da hani o şeyde birbirine yakın olması önemli. Yani bu manada. Ama en önemlisi, hedef birliği, gaye birliği, anlayış birliği olursa bunlar çözülüyor. Ben 25 yıl sonra kara lahana sarmasına alıştım. Yani Karadeniz'de çok mesela meşhurdur. Ama bana içine koydukları iç yağ falan biraz böyle ağır geliyordu. Ama insan sevince eşinin adına bazı şeylere de alışabiliyor. Bizim hanımefendi Çanakkale bölgesindeki sebze yemekleri falan, onlar da çok yaygın değil. O bizimkilere alıştı falan. Hani hedef ve gaye birliği olunca diğerleri tolere edilebiliyor. Güzel efendim uyum sağlanabiliyor. Ama hedef ve gaye birliği yoksa sadece ten tutkusu için ben buna aşık oldum. Bu aşk dedikleri maalesef içi boşaltılan önemli kelimelerden bir tanesi. Maalesef bugün aşk diye ifade edilen süfli duygular tamamen cinsel arzularını tatmin etmek maksadıyla uydurulmuş tuzak bir kelime olarak görüyorum. Maalesef. Hocam deminden beri Çanakkale'yi de bahsettiniz de şimdi Çanakkale'nin imsakı galiba İstanbul'dan sonra değil mi? Evet. O zaman yayında biz böyle hani Allah kabul etsin Çanakkale imsak vaktinde belki diyemeyeceğiz ama öncesinde diyebiliriz. Doğru mu? Eyvallah, hocam eyvallah. Bir selam söyleyin Çanakkale'ye. Söyleyelim Allah, veya. Allah razı olsun. İnşallah Cuma gününün akşamı Çanakkale'deyim. Valiliğimizin efendim orada bir programına katılacağım. İftardan önce Çanakkale meydanda sahilde Cuma gününün akşamında iftardan önce inşallah dostlarla birlikte olacağım. İnşallah bizi izleyen Fox Televizyonu izleyicilerine de buradan duyuralım. Cuma akşamı inşallah hemşerilerle buluşmaya geliyorum. Şimdiden Allah mübarek etsin diyelim. Çanakkale'deki bütün dostlara da selam olsun. Hürmetlerimi arz edelim. Ve aynı zamanda tutmuş olduğu oruçları da Allah kabul eylesin. Amin. O ilahi sever misiniz? Özellikle hocam gerçekten akşamları böyle kanallar dolaşırken hocamı yakalayınca kulak kabartmadan geçemiyorum. Hakikaten usulünce güzel meşk ediyor. Yüreğimizi böyle harekete geçiriyor. Hasan abi bugün bize ne okuyacaksınız? Güzel bir ilahi seçtik Hicaz makamında.
her kelamın alası La ilahe illallah. Güzel bir ilahi. Eyvallah. İnşallah dostlar beğenirler. Resulallah.
ezel bezminde bir dinmez figandım ya Resulallah. Cemalinle ferah cemalinle ferahına etki yandım ya Resulallah. İllallah, illallah, la ilahe illallah, 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 Muhammed Resulullah. İnsanda güzel olan yüzdür. Yüzde güzel olan gözdür. Ama insanı insan yapan ağızdan çıkan sözdür. Hasan Akıntaş abim ve ekibine çok çok teşekkür ediyorum. Hasan Akıntaş abim ve arkasında da çok dört tane güzel yürekli insan var. Yani o sazendelerde gerçekten hepsi birer pırlanta, birer müthiş bir insan. Onlara da sizlerin huzurunda çok çok teşekkür ediyorum. Her gece efor sarf ediyorlar. Muhteşemler. Çok çok sağ olun. Allah razı olsun. Sağ olun, var olun. Allah razı olsun. Hocam. Sözün en güzelini söyledi Hasan Hocam. Değil mi? La ilahe illallah. Bundan daha ilerisi yok yani. Aynen. Bu söz sahibini cennete götürür. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen cennete girer diyor Peygamber Efendimiz. İnanıp bunu ikrar edene selam olsun. Aynen. Hocam hani Nahl suresinde Es-Sadibillah Vallahu ceale lekum min buyutikum sekena. Allah hani evlerinizi sizin için huzur ve sükunet yeri yaptı. Eyvallah. Peki evlilikte huzurun reçetesi ne hocam? Hocam bir başka ayet-i kerimede de kıblegah evler edinin diyor Yüce Rabbimiz. Evlerimizde bir kere en önemli nokta söz birliği olacak. Ondan sonra evlerimizin rehber kitabı, rehberi Kur'an-ı Kerim olacak. Modeli Hazreti Peygamber ve eşleri olacak. Efendim onun izince yürüyecekler. Sofra birliğimiz olacak. Saf birliğimiz olacak. Evde namazlar cemaatle kılınacak. Birbirimize duamız olacak. Efendim mesela benim en çok keyif aldığım şeylerden bir tanesi, camiye gidemediğim zamanlarda evimin reisiyim ya, aynı zamanda evimin imamlığını yapıyorum. Ailece biz namazları evde cemaatle kılarız. En keyif aldığım, en tatlı yerlerden bir tanesi odur. Şimdi böyle olunca evde efendim gönül birlikteliği meydana geliyor. Sofrada unuttuk yani birbirimize böyle yüzüne bakmayı, birbirimize iltifat etmeyi. Aa, senin yüzünde bir sivilce varmış ya filan hani. Ya bu 10 seneden beri var. Eyvallah. Onun hocam, bile farkına bazen. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselam buyuruyor ki kişinin eşinin ağzına bir lokma tutu vermesi bile sadakadır diyor. Sevgiyi belli eden amellerden, eylemlerden bir tanesidir. Sözde sevgimizi söyleyeceğiz eşimize. Fırsat buldukça efendim sevgimizi ifade edeceğiz. Bazıları da efendim şeyden hoşlanıyor. İşte ne diyelim? Sevgi dağarcığını dolduracak şeylerden bir tanesi Efendimizin tavsiye ettiği gibi bir dokunmaktır o. Efendim eşinizin ağzına bir lokma tutu vermeniz diyor. Şimdi bizi izleyenlere soruyorum. Kaç tane kardeşim nikahtaki o resmi gösterge, riyakarlık, hani eşler nikahta pastayı kesiyorlar, birbirinin ağzına tutuyor ya. O sadakayı başta yapıyorlar ama. Ondan sonra evlilikte kaç defa bunu tekrar edilebildi? Bak şimdi mübarek Ramazan gecesi. Hadi gelin şimdi iftar yaparken sen hanımın ağzına tutuver, hanım senin ağzına tutuversin. Sadakadır diyor sevgili Peygamberimiz. Kişinin eşiyle el ele tutuşması sadakadır. Göz göze bakışması sadakadır. Efendim eşler ellerini birbirinden ayırmadan günahları dökülür diyor. Bazen eşinize onun önemsediği bir günde bir çiçek götürürsünüz. Bu da bir sadakadır. Şimdi bayram namazlarında böyle büyük camilere davet ediyorlar kardeşler. Sohbet ediyorum. Bayram sohbetimin son cümlesini şunu kullanıyorum.
Muhterem cemaat, rica ediyorum sizden. Lütfen eve giderken hiç değilse bir tane gül alın. Eşinize onu götürün, bayramını tebrik edin ve sevdiğinizi söyleyin diyorum. Camiden çıkarken hocam çiçekliciler anlaşmam yaptı. Yuh sana. Niye? Çiçeği nereye götürüyorsun? İstanbul'da bayram günlerinde hocam siz de çok iyi biliyorsunuz. Mezarlıkların önlerinde çiçekçiler doluyor. Yahu ölülerin çiçeğe ihtiyacı yok. Duaya ihtiyacı var. Dirilerin çiçeğe ihtiyacı var. Sen evdeki diriye götürsene çiçeği. Niye kabirdeki ölüye götürüyorsun? Onun duaya ihtiyacı var sizin de ifade ettiğiniz gibi. Maalesef bunu esirgiyoruz. Giriyoruz. Bir imam arkadaşım, Allah ömrüne bereket versin, seyrediyorsa da selam olsun. Dedi ki hocam, Allah nasip etti, 5 tane evladım oldu. Her defasında da hanımefendiye gücümün yettiği nispetle bir hediye aldım. Son çocuğumda hanımefendiye yine güzel bir hediye almıştım. Hanım neresi beğenirsiniz? Ya bey Allah razı olsun. Senden memnunum. Her defasında da bu mutluluğumuzu pekiştirmek için bir hediye ile geldim. Ama hiç akıl etmedin mi? Bir defasında bir çiçek getirmeli değil miydin? Hocam çiçeklere gerçekten aşırı bir hassas yapıları var. Çok seviyorum fıtraten. Fıtraten ona müsait. Dolayısıyla eğer bugüne kadar çiçek falan götürmemiş kardeşler varsa rica ediyorum ne olur. Hiç değilse bu bayramda Allah aşkına rica ediyorum bayram namazına çıktığında eşinin sevdiği çiçeği az çok bilir. Alıp götürsün. İnanın 10 yıl geriye gideceksiniz. İlk günlere gideceksiniz. Yenileneceksiniz, tazeleneceksiniz. Fıtrat da bu var. Buyurun reçete. En güzel reçeteyi hocam sunuyor. Bak bir çiçekle bile işi bitirebiliyoruz ya. Ben rahmetli Esat Çoşan Hoca Efendim'den, benim üstadımdır, üzerimde büyük emeği vardır. Allah mekanını cennet etsin. Her cuma günü hacı anneye mutlaka bir gül götürdüğünü yakınında bulunan kardeşlerden dinlemiştim. Şeyh Efendi, büyük alim, profesör, üniversitede hoca, efendim Türkiye'nin kaderini değiştiren insanlar yetiştirmiş. Reisi Cumhurumuz bile onun talebesidir. Birçok bakanlığı yapan arkadaşlar o talebesidir. Bu mübarek zat Şeyh Efendi Hacı Anne'de yaşıyor Allah ömrüne bereket versin çiçek götürüyor. Niye? Yaşantısıyla güzel bir rol modeli olmuştu. Dolayısıyla bugün bu rol modellere ihtiyacım. Şimdi dizilerde çok cicil gözüküyoruz. Ne kadar böyle centilmen kibar ama aynı şeyi işimize gösteremiyoruz. Ben hocam reçete dediğin de aklıma geldi. Biraz böyle bir dertleneceğim. Çünkü erkek kardeşlerim şöyle bir derdi var. Hep hanımlara böyle şey yapınca erkekler bana kızacaklar. Hocam iyi hoş söylüyorsun. Ağzından bal damlıyor. Ya seni Facebook'ta, Twitter'da takip ediyorum ama ya şu hanımlara da bir şey söyle diyen erkek kardeşlerim diyor. Ne söyleyeceğim? Ya hocam diyor bir sabah bana kahvaltı hazırlamaz. Kapıdan beni uğurlamaz. Kapıda beni karşılamaz. Dışarıya bir düğüne derneğe giderken çiçek gibi giyinir. Eve geldiğinde de hizmetçi gibi beni karşılar. Hocam ben böyle bir hanıma nasıl çiçek götüreyim sevdiğimi söyleyeyim. Hanım kardeşlerim sözüm size. Lütfen rica ediyorum. Kocanızı düğüne derneğe giderken nasıl böyle cilalı boyalı albenili gidiyorsanız dışarıda çıkarken belki haram doğru yaptıklarınız ama eşinizi bu şekilde karşılamanız ibadettir. Gergin olabilirsiniz, sıkıntılarınız elbette sizin olacak. Ya ne olur Allah aşkına eşine kapıda güler yüzle karşıla. Hoş geldin bey de. Ondan sonra problemini ilerleyen saatlerde açabilirsin. Ama hanım kardeşlerim de bunu esirgiyor. Erkek kardeşlerimde de sıkıntı var. Elbette yorgunsunuz, argınsınız. Sizin de problemleriniz var. Ama gelir gelmez çatık kaşlı gelmeye tebessüm edin. Tebessüm sadakadır diyor Peygamber Efendimiz. Güler yüz sadakadır. Güzel söz sadakadır. Güzel cümleyle başlayın. Bir de hocam hani biz hep evliliği konuşuyoruz. Eşler birbirlerine olan münasebetleri konuşuyoruz ama çocuklar evin süsü. Onları sanki hiç konuşmadık. Şimdi onlar noktasında aklıma şey geldi. Hani bir bedevi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geliyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam da Hasan ile Hüseyin torunlarını seviyor. Diyor ki ya Resulallah benim 10 tane çocuğum var. Hiçbirini sizin gibi bir tanesini bile öpmedim diyor. Peygamber Efendimiz diyor ki Allah senin kalbinden, gönlünden merhamet duygusunu aldıysa ben ne yapabilirim? Şimdi bu çocuklar dediğimiz gibi evliliğin gerçekten olmazsa olmaz temel taşlarından. Onlara bir de bizim bakış açımız nasıl olmalı? Onları yetiştirme noktasında, onlara olan muhabbetimiz. Ah hocam yani bam telime dokundun. Tam da böyle bir programlık konu biliyor musunuz? Ama böyle... Onlarca şikayet mektubu var. Yazar Ahmet Bulut sayfama Facebook'ta, Twitter'da gönderiyor. Ah hocam ağzından bal damlıyor da bir kez olsun babamdan özellikle kız kardeşlerim Anadolu'da seni seviyorum kızım dediğini duymadım.
18 yaşında bir kız kardeşim yazmış. Ah hocam diyor, ne olur bir kez olsun babamdan şu sarılsaydı da kızım detseydi, babamın sıcaklığını duysaydım. Geçen bayramda diyor babama sarıldım, babam kafasını çevirdi öbür tarafa, ama olsun diye ilk defa baba sevgisi duydum. Hissettim diyor. Hocam buna ihtiyaç var. Evet hocam. Çocuklar sizin söylediklerinizden daha ziyade halinize bakıyor. Çocukların yemekten içmekten daha çok sevgiye ihtiyacı var. Bunu da hem sözde hem de davranışlarımıza göstermemiz gerekiyor. Hocam çok kısa bir aramız var. Evet. Müsaade var mı? Estağfurullah. Bir teheccüd arası diyoruz biz hocam. Hem de bir yemek arası. Bizler de sizlerle beraber inşallah sofraya oturacağız birazdan. Kısa bir ara, sonra beraberiz. Tekrar merhabalar. Sahur sofralarınız bereketli olsun. Ahmet hocamla beraber bugün evliliği konuşmaya çalıştık. Acısıyla tatlısıyla derler ya hocam. Eyvallah. Hocam çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Böyle izleyenlerimize son olarak ne önerirsiniz? Bir ricam var. Ne olur birbirlerini Allah'a emanet olarak bilsinler. Emanet sahibine yakışır bir şekilde muamele etsinler. Bir de rica ediyorum, ne olur az önce söyledim ya bayramda çiçek götürsünler diye. Bir de bu akşamdan itibaren eşler birbirinin gözünün içine bakarak el ele tutuşsunlar. Seni Allah için seviyorum diye söylesinler. Bir de teşekkür ediyorum bizi takip eden Fox Televizyon izleyicilerine. Buraya gelirken kontrol etmiştim takipçileri. Şu anda 300'ün üzerinde yeni kardeşle tanışmışız. Evet, ben de şahidim. Maşallah iyi yorumlar içinde, takipçiler içinde yazar Rahmet Bulut olarak Facebook'tan, Instagram'dan takip eden kardeşlerime teşekkür ediyorum. Allah iki cihan saadeti versin. Amin. Dünyaları ve ahiretleri mamur olsun. En kötü günleri böyle olsun inşallah. Allah razı olsun. Maşallah gerçekten takipçilerinize ben de şahit oldum. Kıskandım hocam. Sizinki neydi hocam? Fatih Savaş Official. Eyvallah. O eyvallah. Zaman takipçi sayısı bir artıracağız inşallah diyorsun. Siz takip edersiniz sevgili hocam. Eyvallah, estağfurullah. Allah razı olsun. Hocam çok çok teşekkür ediyorum. Ben gönlünüze teşekkür bereket diliyorum. Ev halkına, hane halkına hürmetlerimi arz ediyorum. Bilmiyorum kardeşim. Çok sağ olun. Efendim bugün yine bir muhabbetimizin sonuna geldik. İnşallah yarın aynı saatte görüşmek ümidiyle. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Ezan-ı Muhammediye'ye kadar kısa bir dua ile inşallah bugünkü muhabbetimizi sonlandırıyoruz. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azaben nar. Rabbena gfirli ve li valideyye ve lil mu'minine yevme yekumul hisab. Birahmetike ya erhamer rahimin. Ya Rabbi, şu güzel vakit yüzüsü yuhurmetine öncelikle cümlemizi affeyle. Affettiğin kulların arasına ilhak eyle. Ya Rabbi, şu güzel sahur sofralarımızı bereketli eyle. Hanelerimize huzur ihsan eyle. Bereket nasip eyle. Helalinden bol kazançlar ihsan eyle. İşi olmayanlara hayırlı işler ihsan eyle. Eşi olmayanlara da hayırlı eşler ihsan eyle. Ya Rabbi, evli olan çiftlerimizin de aralarındaki muhabbeti, aşkı, sevgiyi, sevdayı, ülfeti her daim ziyadeleştir. Ya Rabbi, birbirlerine olan aşklarını ziyadeleştir ya Rabbi. Tıpkı Hazreti Adem'in Hazreti Havva annemize, Hazreti Ali Efendimizin Hazreti Fatıma annemize, Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Aişe, Hazreti Hatice annelerimize duymuş oldukları aşkı, muhabbeti bizi izleyen bütün güzel çiftlere de nasip eyle. Ya Rabbi, ümmeti Muhammed'in hasta kullarına şifalar ihsan eyle. Dertli olan kullarına devalar ihsan eyle. Borcu olan kullarına edalar, kolaylıklar ihsan eyle. Her ne müşkilatımız var ise hallu asan eyle. Görünür görünmez kazalardan, belalardan, fitnelerden, musibetlerden cümlemizi muhafaza eyle. Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu kurtuluş olarak nitelendirilen mübarek Ramazan-ı Şerif ayının çok güzel bir gecesindeyiz, sahurundayız. Ya Rabbi, birazdan ezan-ı Muhammediye okunacak. Okunan ezanlar yüzüsü hürmetine cümle hanelerimize huzur ihsan eyle, dualarımızı kabul, günahlarımızı affeyle.
الفاتحة. اللهم صل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله